Anosperm yani testisin hiç sperm üretmemesi durumu. Yani hastalar test yaptıkları zaman spermler sıfır çıkıyor farklı laboratuvarlarda. Bu hastalar bir bakıma mikroteseye aday hastalar. Mikrotese işlemi zor bir işlem. Tecrübe gerektiren bir işlem. Çünkü mikroskobiyi kullanmanız lazım. Yani biz nasıl burada şu an bir çekim yapıyorsak ve anlatıyorsak, burada bir şeyler oluyorsa bunu yapan insanlar profesyonelse, biz de o şekilde bunu yapmak zorundayız. Şimdi önemli olan konu şu. Mikroskobu bir yıllık kullanımla bu ameliyatı yapmak başka bir şey. Mikroskobu 10 yıl, 20 yıl kullanarak bu ameliyatı yapmak farklı bir şey. İkisi arasında çok fark var. Çok duymuşsunuzdur. Mikrotes ameliyatı olmuş, sperm bulunamamış. Daha sonra başka bir yerde ameliyat olmuş, sperm bulunmuş. Şimdi düşünüyorsunuz nasıl olabilir böyle bir şey? Olabilen olay şu. İlk ameliyatta doktor arkadaşımız o sperm üreten odağı, küçük bir odak, bulamadı. İkinci ameliyattaki doktor arkadaşımız buldu. Şimdi buradaki fark tecrübe ve mikroskobu kullanma kabiliyeti. Bunun başka açıklaması yok. O nedenle hiç duymamışızdır apandist ameliyatı olan bir daha apandist ameliyatı oldu mu? Hayır. Safra kesi çıkan hasta bir daha safra kesi ameliyatı oldu mu? Hayır. Niye? Konu bitmiş, kapanmış, safra kesi çıkmış, apandist alınmış. Ama burada öyle değil. Siz testisin içini sağ sol iyice incelemediyseniz mikroskopla atladığınız bölgeleri daha sonra başka bir doktor arkadaşımız bulur. Bulduğu zaman da ilk ameliyat başarısız, ikinci ameliyat başarılı olmuş olur. O nedenle mikrotese denen ameliyat herkes tarafından yapılabilir. Şu an Türkiye'de çok doktor arkadaşım tarafından yapılmakta. Ama 2002 Nisan'da başlamıştım bu ameliyata ben. O zaman yapan yoktu Türkiye'de. O zamandan beri yaklaşık olarak 21 yıllık tecrübeyle hani bunu yaparken daha rahat hissediyorsunuz. Mikroskoba hakimsiniz. Hangi tür hasta grubu gelirse gelsin çok rahat bunun altından kalkabiliyorsunuz. Mikrotesede önemli olan konu şu, hastaya zarar vermeyeceksiniz. Eğer siz detaylı bir şekilde testisi mikroskop altında inceleyebiliyorsanız ve incelerken testisin damarlanmasına, kanlanmasına zarar vermiyorsanız ve hastaya da bizim etik kuralları içerisinde saygı göstererek açma ve kapatmada dikkat ediyorsanız o zaman çok sorun yok. Ama siz bunları yapmıyorsanız mikrotese yapmış olmaya çalışıyorsunuz. Mikrotese yapmış olmaya çalışıyorsunuz. Yani mikroteseyi hakkıyla yapmıyorsunuz. O yüzden ben o kadar çok hasta görüyorum ki ikinci, üçüncü, dördüncü ameliyata bana gelmiş hastalar. Yani en son geçen hafta için örnek vereyim. Testisin neredeyse yarısı yanmış. Yani kanama olduğu zaman devamlı her tarafı koterize etmeye kalkıyor doktor arkadaşlarım ve çok zarar veriyorlar. O nedenle zarar vermemek önemli. Bizim tıbbın da prensibi zaten öncelikle primum nil nocere. Latince önce zarar verme.